Kördüğüm dizisinde mutlu bir son sizleri bekliyor. Dizide yok artık dediğimiz bölümler olsa da hepimizi etki altına aldı diyebiliriz. Kördüğümle gülüp kördüğümle ağladık. Karakterlerimizin yerine kendimizi koyduk ve onları benimsedik. Evimizin birer bireyi, aileden biri gibi oldular. Ve Kördüğüm dizisinin final bölümü geldi çattı. Peki final bölümünde neler yaşanacak? Mithy eve Tamanla'yı getirdiğinde Akash sen her şeyin en iyisini düşünürsün diyerek Mithy'ye destek verir. Akash'ın elbette çekinceleri vardır. Tamanla'nın babası Rani'nin annesi tarafından öldürülmüştür. Fakat Mithy her şeyin düzeleceğine dair Akash'a söz verir. Rani ise Tamanla'nın gelmesine hiç sevinmez. Hatta kıskançlıklar başlar. Ve doğal olarak Nani geçmişten yola çıkarak Rani ve Tamanla'nın geçinemeyeceklerini söyler. Domini ise İçe ve Tapasya'dan bahseder. Rani ve Tamanla tıpkı İçe ve Tapasya gibidir. Çocukların kaderi bu şekilde devam edecek mi sizce? Tamanla Rani'nin odasına gider ancak Rani onu yataktan yere fırlatır. Burada kalamayacağını söyler. Rani Mithy'nin sadece kendisini sevmesini istiyordur. Başka birine tahammül bile edemez. Sizce bu durum ne kadar sürecek? Rani Tamanla'yı kabullenebilecek mi? Önce İçe ve Tapasya. Ardından Mithy ve Mukta. Şimdi de Rani ve Tamanla. Hepsindeki ortak tema kıskançlık duygusu. Bu duygu Rani ve Tamanla da son bulabilecek mi dersiniz? Fırtınalar estiren Kördüğüm dizisinin sonuna geldik. Peki sizce bu dizinin ana teması neydi? Kıskançlık mı? Aşk mı? Kardeşlik ve dostluk mu? Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Son bölümü sakın kaçırmayın.